Belediye yönetiminin önümüzdeki dönem programında birçok ayrımcılık konusu var. Her zaman Flamanca öğrenme çözümü olarak gösteriliyor. Yani iyi Flamanca konuşulursa bütün ayrımcılık ortadan kalkacak. Cevabı herkes biliyor. Hayır. Çünkü sorun dil bilme sorununda çok daha derin. Irkçılık, belediye meclisi belgeleri 1588 sayfa ama hiçbir yerde ırkçılık sözcüğü geçmiyor. Adını anmayınca sorun yok olmuyor. Daha da kötüsü adı anılmıyorsa sorun çözülmez. Belediye encümeni, belediye başkanı yardımcısı Homaz ırkçılığı şöyle görüyor. Irkçılık kişisel başarısızlıkların gizlenmesi için kullanılan bir bahanedir. Sanıldığından daha az bir ırkçılıkla karşı karşıyayız. Irkçılıktan sık sık söz ederek ırkçılığı körüklüyoruz. Önümüzdeki dönem belediye programı şunu hedeflemektedir. Bütün Anversililer şehircilik hizmetlerinden yararlanmakta fırsat eşitliğine sahiptir. Başörtülü olmayan Anversliler daha fazla şansa sahiptir. Başörtülü bir kız veya kadın seçim yapmak zorundadır. Başörtüsü takmak veya iş bulmak. Eğitim sektöründe öğretmen açığı var. Öğretmen ihtiyacını Hollanda'dan veya benzer yerlerden sağlamak zorundayız. Her Anversli diğer Anverslilere saygı duymak koşuluyla kendi inançlarına göre yaşayabilir. Örneğin Kurban Bayramı'nda aşı vergisi yoluyla bazılarının yaşamını diğer bazılarına göre daha zor hale getiriyoruz. Herkes Flamanca öğrenmek zorunda. Fakat dil kurslarının yüksek bölümleri için bir ay, düşük sınıflar için iki yıla kadar beklemek zorundasınız. Bu mu fırsat eşitliği? Irkçılık ve farklılıklar konusunda limanlardan sorumlu başkan yardımcısına hitap etmek istiyorum. Biz burada doğduk. Anvers okullarında okuduk. Flamanca konuşuyoruz. Hatta Anvers aksanını bile biliyoruz. Burada veya birkaç diplomamız var. Buna karşılık adım Muhammed. Anvers limanındaki şansım çok az. Çevrenize bakınız. Bu bir limandır. Farklılıkların kabul edilmesi söz konusu değildir. Pevedia Adeko'daki mavi beyaz Belçikalı uygulamasını mahkum eder. Onlarca işletme göçmen kökenli işçileri istememektedir. Volt iş piyasasında 8 iş bulma ajansında 6'sının uyguladığı ırkçı uygulamayı gizli kamerayla yaptığı röportajlarla açığa çıkarmıştır. İş bulma ajanslarının üst kuruluşu Fadego'nun kendisi iş bulma ajanslarının %28'in ayrımcı eleman isteklerine olumlu cevap verdiklerini saptanmıştır. Gençlerin işsizlik sorunuyla ilgili bir kelime bile edilmemiştir. Bu nasıl mümkün olabilir? Bayan Homans, ırkçılık konuşulmazsa büyümez, ilerlemez rakamlarla ortada. Ayrıntıları rakamların arkasında gizli röportajlar, testler ve araştırmalar ırkçılığın delillerini ortaya koyuyor. Annemin veya babamın bu lanet olası ırkçılık nedeniyle fazla şansları olmamıştı. Yalnızca benim değil, çocuklarımın ve torunlarımın geleceği söz konusu. Onlara bu durumu nasıl açıklayabilirim? Bu konuda sizin yaptığınız gibi susmalı mıyım? Bu özellik ötekileştirme mekanizması bütün toplumu hedef almaktadır. Bu nedenle son derece endişeliyiz. Farklılıklarımla birlikte çalışmak, birbirimizi anlamak, birbirimizi daha iyi tanımak ve ön yargıları yenmek zorundayız. Tekrar ödüyorum. Ön yargıları yenmek zorundayız. Önümüzdeki dönem bütçesinin hiçbir yerinde sırtımızdaki bu ırkçılığın ayrılığından kurtulma işareti görmüyoruz. Bu durum hiç şaşırtıcı değil. Siz sorunu görmüyorsunuz veya durumu şüpheli olarak görüyorsunuz. Bu konuya değinmenize göre böyle bir sorun yok. Farklı cilt rengine, farklı kökenlere, başka bir ana dile sahip yabancı bir isim taşıyan, Borgo Rahat gibi farklı semtlerde yaşayan bütün insanlar adına
sizlere göreve çağırıyorum. Irkçılık terimi üzerinde konuşulmasından sorunların kökenine inemezsiniz.